Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinden bursulukta çıkacak 25 Nisan'a kadarki konuları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca soruların katsayıları, sosyal bilgiler dersinin son 5 sorusu, din kültürü görenler ve din kültüründen muaf olanlarla ilgili 2 defa 21 ile 25 arasındaki sorular 2 defa aynı sorular tekrar ediyor. O konuyla ilgili sınavda gözetmenlik yaptığımızda öğrencilerin kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili sizlerle bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar sınavımız 25 Nisan tarihinde olacak ve başvurular 8 Şubat ile 26 Şubat arasında olacak. 25 Nisan'daki olan konulara kadar konuları paylaşacağım. Tabii pandeminin sürecinde nasıl olacağı belli değil. Sınav ertelenebilir. Fakat şu anki konulara göre, şu anki sınava göre 25 Nisan'da olacak şekilde konuları sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Türkçeden 25 soru, matematikten 25 soru, fen bilimlerinden 25 soru, sosyal bilgilerinden 25, son 5 sorusu arkadaşlar din kültürü ve din kültüründen muaf olanlar için yine sosyal bilgiler soruları olacak. Örneklerle açıklayacağım videonun sonuna doğru. Şu anki bursluluk ayda 310 TL. Burs almak ister misin? İstiyorsan hemen bu konulara çalışmaya başlayabilirsin. Sizlere önerim arkadaşlar, son 5 yılın çıkmış sorularını çözmeniz. Son 2 hafta her gün çıkmış sorular çözmelisiniz. Kanalımda da göreceğiniz gibi arkadaşlar fen bilimleri ve matematik konularıyla ilgili çıkmış son 5 yılın çıkmış sorularını çözüyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu soruları da kanalımda izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımda fen bilimleri ve matematik konu anlatımı ve soru çözümleri de var. Onlara da bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden her sorunun doğru cevabı 3 ile çarpılıyor arkadaşlar. Yani katsayılar aynı. Türkçeyi de yapsanız 3 ile çarpılıyor. Matematiği de yapsanız 3 ile çarpılıyor. Feni de yapsanız 3 ile çarpılıyor. Sosyal bilimleri de yapsanız 3 ile çarpılıyor. Katsayılarda farklılık yok arkadaşlar. Şöyle bir şey var. 3 yanlış da 1 doğruyu götürüyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Sınavda atmayın. Çünkü yanlış doğruyu götürüyor. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Türkçe konularıyla başlayalım arkadaşlar. 25 Nisan'a kadar olan Türkçe konularımız. Birinci konumuz arkadaşlar sözcükte anlam, çok anlamlılık, sözcükler arası anlam ilişkisi, söz sanatları, kökler ve ekler, kökleri ve ekleri ayırt edinme, yapım ve çekim ekleri, söz gruplarında anlam arkadaşlar, kalıplaşmış söz grupları, deyimler, atasözleri, özdeyişler, cümlede anlam, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlardan sorularımız var. Parçada anlam konusunda ana düşünce, ana duygu, konu başlık, yardımcı düşünce, giriş, gelişme, sonuç, parça oluşturma, parça tamamlama, geçiş ve bağlantı ifadeleri, olayları oluş sırasına göre sıralama arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 olay veriyor. Bunu oluş sırasına göre birden sonra 5'e doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Ses bilgisinden ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi ve ses olayları. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden yine sorularımız var arkadaşlar. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanılıyor mu? Sayıları doğru yazıyor mu? Bunlar çıkıyor. Metin türlerinde arkadaşlar hikaye, fable, masal metin türlerini tanıtıyorsunuz ve metin türleriyle ilgili ayrıntı bilgi yok arkadaşlar. Şiir yazma ve bilgilendirici metin yazılarıyla ilgili paragraf soruları mevcut arkadaşlar. 25 Nisan'a kadarki Türkçe konularımız bunlar. Matematik konularında arkadaşlar birinci konumuz doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, ondalık sayılarla toplama çıkarma, yüzdeler, temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler. 25 Nisan'a kadarki matematik konuları bunlar arkadaşlar. Birinci dönem ondalık gösterimler ne kadar görmüştünüz? Ondalık gösterimleri de gördünüz. Nisan'da da ondalık sayılarla toplama çıkarma, yüzdeler, temel geometrik kavramlar ve üçgenler, dörtgenleri de 25 Nisan'a kadar görüp konularınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kanalımda bursluluk, matematikte burslukta çıkan konular çözümlerini bulabilirsiniz. Fen bilimleri konuları arkadaşlar kanalımda 1. 2. 3. 4. ünite ile ilgili çıkmış soruların, son 5 yılın çıkmış soruların çözümlerini bulabilirsiniz. 1. ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay, Güneş'in yapısı, Ay'ın yapısı, Ay'ın evreleri, Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ile ilgili sorular. 2. ünitemiz canlılar dünyası, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. 3. ünitemiz kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme. Arkadaşlar
Bunlardan sorular var. Dördüncü ünitemiz arkadaşlar madde ve değişim, hal değişimi, maddenin ayırt edici özellikleri, ısı sıcaklık, genleşme ve büzülme. Arkadaşlar bunlar birinci dönem gördünüz. İkinci dönemde arkadaşlar ışığın yayılması ve yansıması, maddelerin ışığı geçirme geçirmeme durumları, tam gölge, insan ve çevre ünitesinden biyoçeşitlilik ve çevre kirliliğine kadar 25 Nisan'a kadar konularımız bunlar arkadaşlar. Birinci dönem zaten genleşme ve büzülme ya da kadar gelmiştiniz. İkinci dönemde ışığın yayılması, yansıması, maddenin ışığı geçirme, saydam, opak, yarı saydam cisimler, tam gölge, biyoçeşitlilik, çevre kirliliğinde göreceksiniz 25 Nisan'a kadar arkadaşlar. Sosyal bilgiler konularımız 25 Nisan'a kadar. Birey ve toplum birinci ünite, etkin bir vatandaşım, olayların çok boyutluluğu, rollerimiz, haklarımız, sorumluluklarımızdan sorular var arkadaşlar. Haklarımla varım, kültür miras, uygarlıkları tanıyorum, ülkemizin güzellikleri, zengin kültürümüz, ortak değerlerimiz, geçmişten günümüze kültürümüz. Üçüncü ünite insanlar, yerler ve çevrelerden haritalar ne diyor? İklimin yaşamımıza etkisi, nüfus ve yerleşme, neden olduğu, doğal afetler ve etkileri. Bilim ve teknoloji ünitemizde arkadaşlar teknolojinin toplum üzerinde etkisi, cebimizdeki kütüphane, önce güvenlik, bilim insanları ve ortak özellikleri, araştırmacı çocuklar. Son ünitemiz üretim, dağıtım, tüketim ünitemizde ise arkadaşlar 25 Nisan olan yaşadığımız yer ve çevremizdeki ekonomik faaliyetler, çevremizdeki meslekler, ekonomik faaliyetler ve sosyal hayat, üretimin serüveni ve tüketim, yeni fikirler geliştiriyoruz. Bilinçli tüketici 25 Nisan'a kadarki olan konular da bunlar. Şimdi arkadaşlar sosyal bilgilerde son 5 soru arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersini okuyan aşağıdaki sorular cevaplayacaktır diyor. Sonra 21, 22, 23, 24, 25. soru var. Sonra yine arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersini okumayanlar aşağıdaki soruları cevaplayacaktır diyor. Yine arkadaşlar 21, 22, 23, 24, 25. soru var. Cevap kağıdında arkadaşlar ikisinin de cevabı aynı. Yani cevap anahtarında sadece bir tane 21'den 25'e var. Kitapçıkta iki defa 21 var. Yani herhangi birini yapsanız da aynı cevaplar var. Örneğin arkadaşlar şu 21. soruya baktığımızda göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümdarlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bu ayette Allah'ın hangi sıfatından vurgulanmaktadır? Sıfatlardan hangisi vurgulanmaktadır diyor. Arkadaşlar buraya da baktığımızda kudret sıfatı. Şuradaki yine din kültüründen muaf olanlara baktığımızda vatanını en çok seven, görevi en iyi yapandır. Atatürk bu sözü aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulamak için? Yine sorumluluğu vurgulamak için. Bakın din kültürü okuyanlar da 21. sorunun cevabı D. Din kültürü okumayanlar da 21. sorunun cevabı D. Zaten cevap kağıdında da 21 bir tane var arkadaşlar. Şöyle bir tüyo da vereyim arkadaşlar. Her ikisinde cevapları aynı. Birini bilemezseniz diğerine bakın. Onu bilirseniz onu yapın arkadaşlar. Cevap fark etmez. Bunu da böyle bir tüyo vereyim. Kafanız karışmasın. Çünkü 5. sınıf gözetmenliğinde çocukların en çok kafası burada karışıyor. Bunu belirtmek istedim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.